Hayrettin Karaman, Ermeni mezalimi. Yahudinin biri mahalle mahalle dolaşıp incik boncuk satıyor, bu işe yaramaz şeyler karşılığında halkın kıymetli mallarını çocukları kandırarak topluyormuş. Zeki bir çocuk bunun farkına varmış ve arkadaşlar bu adam bizi kandırıyor. Evlerden aparıp getirdiğimiz kıymetli şeyleri bu aldatıcı nesneler karşılığında vermeyelim demiş.'' Yahudi bunu duyunca çocuğu cezalandırmak ve susturmak için göstermeden sıkı bir çimdik atmış. Cana yacayan çocuk ağlamaya başlayınca sokaktan geçen bir adam oraya yönelmiş. Bu defada Yahudi çocuk kendini savunamasın diye daha yüksek sesle ağlamaya başlamış. Adam sebebini sorunca da bu çocuk bana çimdik attı demiş, adam da çocuğun kulağını çekip yoluna devam etmiş. Kıssadan hissi Siyonist Yahudiler en büyük zulmü ve uzun vadeli soykırımı Filistin halkına uyguluyorlar ama propaganda gücünü kullanarak zalimken mazlum rolü oynuyorlar. Bugün mevcut ve devam etmekte olan zulmün üstünü kapatıyor, üzerinden 70 yıldan fazla zaman geçmiş olan Nazi zulmünü gündemde tutuyorlar. Ermeniler de böyle. Kendileri Müslüman Türk halkına büyük zulümler yaptıkları halde dünya kamuoyundan bunu nispeten gizlemeyi başarıyor ama bir efsane olan Ermeni soykırımını inkar edenleri cezalandırmak üzere ülkelerde kanun yaptıracak ölçüde gündemde tutuyor ve dünyaya yutturuyorlar. Rahmetli babam Erzurum'un Oltu kazasındandı. 1915 gibi yıllarda oradan Çorum tarafına göç etmişlerdi. Ömrü boyunca Ermenilerin kendilerine yaptıkları zulmü anlattı. Onların yaptıklarının onda birini Ruslar yapmadı der dururdu. Rahmetlinin anlattıklarının tarihi gerçek olduğu birçok çalışmada ortaya çıkarıldı. İki yazardan birkaç örnek aktaracağım. Sayın Osman Nuri Toraman'ın Ermeni Mezalimi ve Soykırım başlıklı bir makalesinden. Ermeni isyanları artmaya başlayınca 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komiteleri kapatılarak 2345 Ermeni devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklanmıştır. Ermenilerin her yıl ulusal anma günü olarak adlandırdığı günün yani 24 Nisan'ın tehcirle alakası yoktur. Çünkü tehcir kanunu, sevk ve iskan kanunu 27 Mayıs 1915'te çıkarılmıştır. Dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekai'de 1 Haziran 1915 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Birinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürerken Osmanlı Devleti Ermeni komitacılarının devlet aleyhine faaliyetlerinden ve Ermeni çetelerinin saldırılarından dolayı cephe gerisini sağlama almak maksadıyla doğru bir kararla Doğu Anadolu'da yaşamakta olan Ermenileri daha güneye Suriye ve Şam'a sevk kararı almıştır. Bu sevk sürecinde Ermeni kayıpları olmuştur trajediler yaşanmıştır. Ancak buna asla soykırım denilemez. Bu dönemde asıl soykırım, katliam, mezalim ve zulmü Müslüman Türk ahali, dahası Erzurumlular görmüştür. Ermenilerin acımasız işgal ve katliamına son vererek Erzurum'u kurtaran Kazım Karabekir, 12 Mart sabahını şöyle anlatıyordu. Erzurum'da halk, Göz yaşları içinde kimi babasını, kimi kardeşini, yakılmış ya da süngülenmiş buluyor, saçlarını yoluyordu. Sokaklarda canlılıktan bir iz bile kalmamıştı. Yerlerde çocuk, kadın ve yaşlılar kanlar içinde yatıyordu. Ermeni çetelerinin yalnız son gece, yani 11-12 Mart 1918’de, 3000 Müslüman Türk'ü öldürdüklerini, Erzurum Rus 2. Topçu Kale Komutanı Yarbay Tverdo Klebov anılarında yazmıştır. Amerikalı Profesör Doktor Justin McCarthy'ye göre ise gerçek soykırım Türklere uygulanmıştır. Çünkü Erzurum Müslüman Türk ahalisinin %20'den fazlası Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir. Sayın Murat Bardakçı'nın bir yazısından Günlerden bu yana kıyametleri kopartıyor. 1915 olayları hakkında önce Papa Fransua'nın yaptığı konuşmaya, ardından da Avrupa Parlamentosu'nun aldığı ve tehciri soykırım olarak niteleyen karara tepki gösteriyoruz. 1915'te büyük acıların yaşandığını, tehcirin Ermeniler tarafından unutulmasının imkansızlığını ama tehcirin, soykırım değil, devletin o günlerdeki mecburiyeti ve daha da önemlisi nefis müdafası olduğunu senelerden bu yana yazıp söylüyorum. Mahmut Kamil Paşa'nın şifreyle gönderdiği yazı. Erzurum, Van ve Bitlis illeri dahilindeki Ermeniler firar edip düşman tarafına katılmak, çeteler teşkil ederek yolları kesmek, halkı katil ve depoları yağma ve tahrip etmek suretiyle iç yüzlerini gösterdiler. Sivas, Diyarbakır ve Elazığ illerinde yaşayan Ermenilerin de aynı maksat ve emelde oldukları ele geçirilen silah, bomba, patlayıcı maddeler ve meydana çıkarılan teşkilat ve tertipleriyle belli olmuş ve daha sonra Karahisar'daki olayla da tespit edilmişti. Hayrettin Karaman Yeni Şafak.